Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin selavat. Niye çözemiyorum? Nerede hata yapıyorum? Ders 3. Sorumluluk almamanın bedeli ağır oldu ve kendisiyle meşgul oldu. Sorumluluk almayınca insan kendisiyle meşgul oldu. Kendini ve çevresini kabullenmiyor. Kendisi olmaktan korkuyor. Nerede hata yapıyoruz diye okuyorum. Kendini ve çevresini kabullenmiyor. Kendisi olmaktan korkuyor. Yani başka şahsiyet olmak istiyor. Yani taklit oradan kaynaklanıyor. Hatırlarsınız insanın bozulma süreci 5 mertebededir demiştik. Simgesel olarak maymun. İlk önce maymun oluyor. Bu işte o. Kendini ve çevresini kabullenmiyor. Kendisi olmaktan korkuyor. Maymun fıtratlı. Yani taklitçi. Ne derler diye yaşıyor. Maymun, tilki, yılan, ayı, hınzır, domuz. Yani bir insan bozulma süreci budur. Bir insan bir anda pat diye domuz olamaz. Bunu nereden çıkarttık hatırladınız mı? Lemaat'tan. Vâsın insanını diyor içini dişine çevirsek, karşına çıkar diyor maymun ile tilki, yılan ile ayı ve hınzır diyor. Sıralama öyle yapıyor. Lemat'ta geçiyor bu. İnsanlar kimi yüceltmişlerse o olmayı hedef ediyor. Çok ilginçtir ki dünya araştırmalarının sonucu gösterdi ki en mutsuz insanlar zenki insanlar. Bak insanlar kimi yüceltti? Hangi şarkıcıyı, hangi bilmem ne adamın? Herkes o olmak istiyor. İşte kendisi olmayı istemiyor, kanaat etmemekten kaynaklanıyor. Dizilerde, filmleri seyrederken kişi kendisini içinde kabul ediyor. O rolü kendisi oynadığı gibi şey yapıyor. Tabii dizi kapandıktan sonra kendisiyle o arasındaki fark sıkıntısının sebebidir. Anladınız mı? Burayı çok antikadir bir psikolojidir. Mesela bir şey seyrediyorsunuz. İçine giriyorsunuz. O modeli yaşıyorsunuz filmin başından sonuna kadar. Ondan zevk alıyorsunuz. Film bitti. Şimdi o değilsiniz. İşte ben olmakla olmak istediğim arasındaki mesafe kuyularımız oluyor işte. Kendi kabiliyetlerimizle değil, birilerinin istemeleri yönünden iş ve okul hayatı dayatıldı. Nerede hata yapıyoruzun şeyidir. Bir de okuyorum. Kendi kabiliyetimize göre değil, birilerinin istemeleri ve dayatmalarına göre okul hayatı veya işi seçmiş olduk. Millet ne der diye okuduk. İnsanlar hep telaş içindeler. Hep bir şeylere sahip olmak, hakim olmak gibi kendi dışında bir yerler aramalar. Aramalar içine girdiler. Bir de okuyorum. Cümle düşük olabilir. Ramazan'da olduğu için yapamakta zorluk çekiyorum. Ama maksat anlaşılıyor cümle kuruluşundan. İnsanlar hep telaş içindeler. Niçin? Hep bir şeylere sahip olmak. Yani varık unutmuşlar. Bu var, bu var, bu da var, bu da var, bu da var. Yok. O yok, bu yok, şu yok. Hep yoka odaklandılar. Hep bir şeylere sahip olmak. Hakim olmak gibi kendi dışında bir yerler aramalar içine girdiler. Acaba bunlarla ben mutlu olabilir miyim? Bakmadı ve ne olursa olsun bu şeye sahip olmalıyım
telaşesi içine girdiler. Acaba bu şey ben bana çok lazım mı? Beni mutlu eder mi? Benim neyle, hangi ihtiyacımı giderir demedi. Ne olursa olsun her şeye rağmen buna ben sahip olmalıyım dediği insan, bu aslında insanı. Ha, telaş oldu. Baksana hiçbir şeye sahip olmayan, hatta sahiplenilmiş bebekler çok mutlular. Hiçbir şeye sahip olmayan, hatta sahiplenilmiş, başkasının sahibi altında oldukları halde çocuklar, bebekler çok mutlular. Hiçbir şeyleri olmamakla beraber başkalarına muhtaçlar. Ama dünyanın en mutlu varlıkları bebekler. Ne zaman eline iktidar geçiyor, ve dinliyor musunuz bunu? Bu çok önemli. Yazıyorsunuz da biliyorum da ben bunu kaçırmamanızı istiyorum. Ne zaman bebekler iktidarları eline geçiyor, bir şeylere sahip oluyorlar, ben demeye başlıyor, benim demeye başladık, adımını attı, başladı mutsuzluk. Ben denilen şeyden ne kadar yoksunsa o kadar mutluydu. Ve o kadar da güçlüydü. Herkes onun emrindeydi. Dünyanın en mutlu insanları, insandırlar, bebeklerdir. Çünkü aç, fakir, zirvede. Hiçbir şeye sahiplenmek istemediler. Kendilerine güvenmediler. Hep aciz kaldılar. Acizliklerini bildiler. Yani konuşturuyorum bebeği. Yani dikkat edin. En mutsuz insanlar, biraz bu konuda hasta olduğum için, hassas ve hastayım, bu tür tip insanların devlet bakanlığında alakalı boşanmalar, aile içi sorun, sağlık teşkilatındaki istatistikler, Türkiye'nin ve gerekse dünyanın istatistiklerinin yapıldığı bir birim var. Devlet Bakanlığı'nda o arkadaşlar, orada bulunan arkadaşlar birkaç tane, onlara bazı bilgi şeyler soruyorum, isteklerimi de bulunuyorum. Diyorum ki mesela boşanmalar Türkiye'de coğrafyaya göre en fazla nerede oluyor? Eğitime göre, kültüre göre en fazla hangi eğitim sahasında oluyor? En fazla okumuş cahillerde olduğunu, okumuş insanlarda boşanma olduğunu, okumamış insanların boşanma oranı sıfır gibi olduğunu, geçimsizliklerin ve boşanmaların kendileri tanışarak pastanede, postanede hanım ve koca arayanlarda olduğunu, işte senelerce flört yapanlarda olduğunu, görücü usullerde pek boşanmanın ona nispeten çok az olduğunu, boşanmanın kişisel gelirin yüksek olduğu, dinin hakim olmadığı bölgelerde daha çok gösteriyor. Ege, Akdeniz, Trakya, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu. En az Doğu'da var. İkinci Karadeniz'de var. Üçüncüsü İç Anadolu'da var. Dördüncüsü Trakya. Beşincisi Akdeniz, en birincisi Ege. En çok boşanmalar da öğretmenler arasında oluyor. İki öğretmen. İkisi de öğretmen. Boşanma oranı Türkiye'de %62 nokta küsur. Ya boşanmaların içinde en çok okumuş cahillerde oluyor. İntihar oranı dünyada zeki insanlarda oluyor. Ve serveti olanlarda oluyor. İşçinin intihar ettiği pek gözükmemiş. Patronun, zenginin, patronların, zenginlerin intihar ettiği. Bir düşük dahi olsa felsefeyle uğraşanların intihar ettiği. En çok zenginlerin ettiğini. En çok zenginler ediyor. Ondan sonra zenginlerden sonra ikinci sıra zekiler alıyor. Kendisine güvenen. Zeki neydi? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Hep söylüyorum, gene söylüyorum. Bu akıldan önce başka bir akılla bu akıl yapıldığı için
bu aklın mutluluğunu bu aklına bağlarsan mümkün olur. Bu aklı yapana, bu aklı bağlarsanız bu akıl mutlu olur. Bunun adı akıllı denilir. Bunu yapana akıllı denilir. Yani bu aklı yapana, bu aklı bağlamak vahiyi bağlamak demektir. Bu akılla, bu aklın mutluluğuna uğraşanlara zeki denilir. Yani kendi kendilerine yetineceklerini, kendilerini kendilerine kıvırabileceklerini, ben başka bir şey ihtiyacım yoktur, vahiye ihtiyacım yoktur, ben kendim idare ederim demek manasında olan aklına güvenenlerin intihar oranı ikinci bunlarda oluyor. Şimdiki psikoloji insanın zayıf taraflarıyla meşgul oluyor. Bak benim değişik bir tuhaf tespitim var. Bütün psikoloji meslekle uğraşanlara şu sözüm keşke ulaşsaydı. Şu anda söyleyeceğim. Şimdiki psikoloji, şu andaki psikoloji insanın zayıf taraflarıyla meşgul oluyor. Mesela şu, ona ilaç veriyor. Mesela ona ait telkinlerde bulunuyor. Oysa insanın güçlü yönlerini tespit edip çapını genişletmek gerekiyor. Tamamen ters benimkisi. Mutsuz odaklanmıyor yani. Evet. Ve daha beter kuyuya indiriyor. Mesela konuşturuyor. Her konuştukça travma oluyor. Diyor ki, nereye kafayı taktın? Ya öyle mi? Ya şöyleydi. Ya öyle mi ya? Bu da soru soruyor falan. Güya dertlerini konuştura onun içerisinde cevaplar arayacak. Oysa hasta konuştukça batıyor, konuştukça batıyor. Neye benziyor? Gıybet mesela. Mesela kalemimi çaldınız. Çaldı. Hakaret etti. Kalemim çaldı olsun. Furkan'a gittim. Furkan. Fatih, benim kalemim çaldı. Murat'a gidiyor. Murat. O Murat var ya, kalemim çaldı. Ona gidiyor. Kalemim çaldı. Ona gidiyor. Kalemim çaldı. Her deyişte gıybet oluyor ya. Mesela diyelim ki seni birisi tenkit etti. Tamam mı? Seni eleştirdi. Kaç derece alacağın vardı sevap? Seni gıybet ettiği için 3. Tamam. 3 derece haşırda alacağım var gıybetten. Ha. Gittin ona dedin ki Hasan abi beni şöyle şöyle yaptı. Tamam mı? Biraz sen de benim sana hakkına tecavüz ettim ya gıybetten dolayı. Beni birisine naklediyorsun. Hasan abi bana böyle haksızlık yaptı. Beni gıybet ettin. Ona söyledin. 3 alacağın. Oho senelerden beri her yerde benden bahsettin. Her yerde beni gıybet ettin. 3 alacağına mukabil 30 vereceğe girdin. Senin gıybet etmene ben vesile oldum. Aynı bunun gibi hasta neyi var diyor, gidin psikolojicilere, benim en büyük farkım onlardan şu işte. Risale-i Nur'da da öyle. Batılı zikretmeden, olumsuzluğu tarif etmeden, meşgul olmadan, onu düşündürmeden, konuşturmadan onun çaresini anlatmak. Mesela 25. söz böyle kural çalışıyor. Mesela 25. sözün hiçbir tane ayet, normal Kur'an'da seçilen bir ayet değildir. Ben bunu izah edeyim dememiş. 25. sözde geçen bütün ayetler tenkide uğramış, eleştiriye uğramış, onun mucize olduğunu ispat etmeye çalışıyor ustad. Başına diyor ki, onların diyor bu ayet hakkında sarf ettikleri olumsuz, batıl şeyleri zikredilmedi. Çünkü diyor, batıl şeyleri iyice zikretmek safi zihinleri idlal eder. Başında söylüyor. Dolayısıyla onların batılını zikretmeden doğruyu, yani diğer güzelliklerinin çapını büyüttüm. İşte psikolojide şöyle var, şimdiki psikolojide. Sinirsel ve bedensel psikoloji, tıptaki psikoloji, Freud ve onun gibi o merkezde. Yani şu andaki psikoloji sanki Kur'an yazmış. Hani psikiyatristlerin, pedagogların, psikologların vesaire kitapları sanki doğruymuş. Niye? Vahye dayanıyor. Çünkü Kur'an'a dayanıyor haşa. Yani bir alime de yok, Freud gibi 5-6 tane böyle bir psikologların, sosyologların düşüncelerine dayanıyor. Onlar da şöyle çare. Söyle bakalım derdini anlat. Tamam mı?
Ondan sonra şöyle yap, böyle yap. Tiroid bezini, serotonin maddesini şöyle yap. Bunun şu. Benim bir külliyattaki tespitim şudur. İnsanlar olumsuzluktan hiç uğraştırmadan, hiç konuşturmadan, fazla meşgul ettirmeden. Bunu dimağda mı sorunu var hemen anlarsın. Kalbe mi sorunu var? Dimağ sorununu ilimle, kalbi sorununu zikirle, hiç olumsuzlukları zikretmeden insanların güçlü yönlerini tespit edip çapını genişletmek lazım. Yani aile, ben şöyle anlatayım. Uyguluyorum şimdi, örnek, başka örnek veriyorum. Karı koca kavgaları var. Şimdi sevgili kardeşim, kadın erkeğin değişmesini istiyor, erkek de kadının değişmesini istiyor. Kavga böyle başlıyor. Bu dayatmalar, bu değişmez kardeş. Huy değişmez. Boşuna uğraşma. Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam, bak görüyor musunuz? Bak ben ne psikolojik kanun kullanıyorum. Dağların yürüdüğünü duyarsanız, şey görürseniz, inanınız. Dağların yürüdüğünü, ki yürüyor, kıtalar yürüyor. Dağların yürüdüğünü görürseniz, duyarsanız, inanınız. İnsanların huyunun değiştiğini duyarsanız, inanmayınız. Huy şu, tabiat başka. Yani, tabiatımız değişmez ama yönü değişir. Barajın suyunu, isterseniz bir anda açarım, darmadağın ederim tarlayı, istersen güzel güzel sularım. Yani, karakter haline gelmiş davranışlar. Karakter olmuş artık bu davranış onun. Mesela ben 40'ı geçtim mi? 40'a kadar bu mümkündü. 40'ı geçtim mi? Kardeşim adınız gibi inanınız. Kimseye yalakalı gerek yok. Kimsenin üzüleceğini de istemiyor. Derdi demeyin demiyor. 40'a kadar geldim. 40'tan sonra ne oluyormuş? Ruhsu peyda eder. Karakter olur. Değişmez kardeşim 40'tan sonra. Çok zor olur diye evirip çeviriyorum da falan. Hayır, değişmiyor. Ya 40'tan sonra çok zor olur. Zor. Zor değil, imkansız gibi bir şey. Ben bu muyum arkadaşlar? 40-50 oldu. Ben artık değişemem. Ama Kur'an diyor ki değişin. O nerede biliyor musun? Düşüncede. Vel kazimin el gayze vel afinanin naz. İnsanları affedin. Tamam, insanları affedin. Gayzenizi yuturun. Yani düşüncede ilim sonsuza kadar. Ama huy değişmez. O ne zamandır? Ruhsu peyda eder 40. Şimdi, evdeki uyguluyordum, evdeki kavgaları uyguluyordum. Kadın erkeği değişmesini istiyor, erkeğin kadının değişmesini istiyor. Bu mümkün değil, bu kavga da bundan çıkıyor. Peki ne yapacağız? Ya şöyle huyu var, böyle huyu var, var. O zaman şöyle yapacağız. Kadın kocasına, kocası kadınına, bu değişmez. O zaman bunun hangisi bir huyu var, çok hoşuma gidiyor? Şu, onu ikide bir öne çıkarırım. Ya hanım, şu davranışım var ya, vallahi acayip oluyorum ha çok. Senden o kadar memnun oluyorum ki duvarda ediyorum. Veya diyemezsen bile, ya senin şu tarafın, ya çok insanlarda yok ha. O fişek olur ya, fişek olur ya, füze olur ya, roket olur. Tamam mı? O tarafını ne yapıyorum ben? Onaylıyorum. Pergelimi oraya koyuyorum. O da o sıfatının, o özelliğinin çapını genişletiyor. Müsbet çapı genişlerse menfiler yok olur. Yani müsbetin çapı genişlenirse bir tanedir. Mesela eskide biraz meşgul olmuştum da. Şimdi kullanayım onu. Uzak doğu sporu var. Kung fu, karate, tamam mı? Kickbox vesaire. Şimdi orada bir kural varmış. Çok acayip bir kural. O kadar ilginç ki. 10-15 tane hareket öğrenme. Brüştin'in şeyidir bu sözü. Bir tane öğren ama herkesten iyi yap onu sen. Bir taneyi öğren, bir tane dövüş şeyini, oyunu oyna, oyça ama çok iyi yap onu. Herkesten iyi yap, tamam. Çok iyi, çok fazla bilmek değil. Bir tanesini çok iyi bilmek. Aranılan adam yani. He? Aranılan adam yani. He, ya o sahada ama. İçsiz sahada. Tamam. Şimdi ne kullanıyorum şimdi onu burada? Hangi sıfatı var kocanın veya hanımın? Şu sıfatı çok hoş. Sırf o olsun. Onun çapını büyüt.
Diğerleri nefes alamaz. Diğer kötü sıfatlar nefes alamaz. Zayıf taraflarıyla meşgul olunduğu gibi güçlü taraflarıyla de meşgul olmamaları olmuyorlar psikolojiler. Hep doktorluklar, doktorlar, ilaçlar zayıf taraflarıyla meşgul. Öyle değil? Hep bu zayıf yönleriyle meşguller. Ya güçlü taraflarını biraz güçlendirin biraz daha. Ne özelliği var? 3 ay sonra geldi. Tamam, 3 ay sonra geldi. Tabii gelecek, mecbur gelecek. Peki Üstad Hazretleri ne yaptı? Üstad Hazretleri psikoloji hastalıkların, iyi dinleyin beni, psikolojik hastalıkların temeli 7'dir. Bunu çoğaltıyor türeviyle, 70 tane hastalık olur. Yok gece korkmalar, altına kaçırmalar, arkada birisini sekmeler, ses duymalar, tıkırtın şey yapmalar, zanlar, odadan çıkmamalar, suizanlar vesaire. Hepsi 7 tanenin türevleridir, çoğuludur. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Diman 7 mertebesinin her bir mertebenin kullanılamamasından, yanlış kullanım sanırım. Şimdi ben size ne anlatacağım bak. Her bir 7 tane vardı ya tahayyül, tasavvur. En az hepsinden 7'şer tane hastalık var. Onun için kaç tane oldu? 49 tane. Üstad Hazretleri bu 7 tane yapının tamirini 7 tane usulle tamir ediyor. Hakikat-ı İslamiyet'le. Hakikat-ı İslamiyet neydi? Bunu söyleyebilene bravo diyeceğim. Hakikat-ı İslamiyet. İmanın şartları. 6 şartı, İslam'ın 5 şartı. Aferin be, tebrik ediyorum sizi. Hakikaten vallahi tebrike şayansınız. Yani okşamak için demiyorum. Çok güzel. 6 tane iman esasına, imanın esası, 5 tane İslam esası 1 sayılır. 5 tane İslam esası 1. 6 tane de iman esası, 6 1 daha 7. 7. 199 Kastamon. Hakikat-ı İslamiyet'le tamir ediyor usta. Mesela aile kavgalarını neyle önlüyor? Aile kavgalarını, evdeki huzursuzluğu imani bil ahiretle önleneceğini şu anlarda söylüyor. Yani ahiren inancı bu evde hakim olursa, kişiler hakim olursa evde huzur olacağını, küçük bir cennet olacağını söylüyor. Söylüyor. Mesela diyelim ki şu hanımım veya kocam şimdi baktım böyle eksikliklerine, yamukluğuna falan bedensel arızalarına bakmaz. Niye? Bu benim ebedi refik hayatımdır. Allah daha güzel, hurilerden daha güzel yaratıp bana verecektir vesaire. Ondan sonra evde adalet yok, karşılık şey yok. Ne var? Şefkat var, af var, tamam? Acımak var, kucaklamak var, kuşatmak var. Böyle bu düşünceler, kul hakkı mesela. En büyük kul hakkı aile, karı koca arasında oluyor. İşte bunu kul hakkına inanan, karı kocasına böyle birbirlerine böyle bakan, evde Allah'ın o ahiret inancı hakim olsa evde kavga olmaz. Demek ki diman, bunu da iyi icazı Kur'an var ya, iyi icazı Kur'an, lematta en sonda sözleri. O 7 menbaadan bahsediyor. Orada da 7 tane mertebeden bahsediyor. Diman yanlış anlayışlarını Kur'an'ın 7 icazı manevisiyle tamir ediyor. Bir de düz okuyayım mı? Çabuk olsun. Şimdiki psikoloji insanın zayıf taraflarıyla meşgul oluyor. Oysa insanın güçlü yönlerini tespit edip çapını genişletmek gerekiyor. Zayıf taraflarıyla meşgul olunduğu gibi güçlü taraflarıyla da meşgul olmalıydı psikoloji. Tamam, zayıf taraflarına ilacı ver. Etme demiyoruz. Ama sen pergelini, yani hedefini, onun güçlü yönlerini tespit edip güçlü yönlerini onları hastaya gösteriyorsun. Bak, seni şu diyorsun, evet zayıf var, ben hastayım biliyorum ama şu tarafın çok güçlü maşallah. Şu var ya bak, bu özelliği ben sende şunu gördüm. Şu tarafın çok hoş ya, Allah Allah, harikasın falan. Güçlü yönleri, yalan değil. Şu tarafını. Mesela kadınlar beni şaşırtıyor. Geçen işte yazıyı okudum burada. Burada mı okudum? Okudum da hatırlarsınız.
hani despot bir adam vardı. Hatırladım abi. Despot bir adam çalışmamakla beraber hem erkeğin çalışması gerekiyordu. Eve yaşıyor getirecekti, çalışmıyor. Kadını çalıştırıyor. Bir de kadının devlet memuru olduğu için kredi çekiyor. Kadını borçlandırıyor. Serserilik yapmak için onun kredi parasıyla bilmem nerelere gidiyor. Geliyor, şiddet uyguluyor, dövüyor. Böyle bir adam. Bunu bana meşveret etti. Dedim ki, sen zaten çalışıyorsun, ona muhtaç değilsin. Şiddet de görüyorsun. Bir de devlete bir yığın borca soktu. Bir sene değil, iki sene değil, 7 sene. Bu düzeleceği yok 7 sene. Ayrıl dedim ya. Bunu ayrıl kardeşim, psikolojinin bozulmasını niye bekliyorsun? Sen de Bakırköylük olduğunu, çocuklar kim bakacak? Dedim. Bana ne yazdı kadın? Sana soruyorum dedi. Ha, öğleyin diyor. Öğleyin diyor dersinden sonra, namazdan sonra tesbihat yaparken kafamı kaldırdım kıble yönüne doğru diyor. Bir koridor açıldı diyor. Kadın diyor bunu. Beni ne kadar etkiledi bu? Yazı var işte, açmayayım şimdi burada telefonla. Ben ona boşan demiştim. Ondan sonra birkaç ay sonra, birkaç hafta sonra artık bu yazıyı gönderdi. Öğle namazını yaptım diyor, tesbihatı yaparken, tesbihatı. Baktım kıble tarafından koridor açıldı boyut diyor ama gündüz açık gözle. Seni gördüm diyor. Sana şöyle diyordum. Abim, sen 30 küsür senelik dershane hayatını bir anda terk et deseler, yatağını, kitaplarını, oradaki özelliklerini, ömrünü verdiğin dostlarını, çevreni bir anda bir çırpıda bırak, çık git desem yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü bu kadar yatırım yapmışsın. Biz de diyor ne kadar biz zulme uğrasak, ne kadar şiddetle görsek, Allah bize, kadınlara bir özellik vermiş. Yuvaya sadık olma özelliğimiz var. Biz de o özelliğimizden dolayı yuvayı terk edemiyoruz, dağıtamıyoruz. Ama bu özelliğin ne olduğunu sorarsan onu da bilmiyor. Yani hangi bir özellik? Çok ilginçtir. Peki ne yapmak lazım? Bu kadının bu tarafını esas alacaksın maşallah. O zaman kadınlar hakkında bunun çapını genişleteceksin. Siz var ya siz, şöyle bir özelliğe sahipsiniz. Ondan sonra genişten. Kadını motive etmek değil, doğruyu söylüyorsun, yücelt. Özgüveni geliyor. Tabii özgüveni geliyor. Vay be, ne kadar şey de yoksa ben böyleyim diye. O tarafına sadık oluyor, samimi oluyor. Hele bir bak bakalım, mutlu insanlar nasıl mutlu olabiliyorlar? Ve kimler bunlar? Ve ne yapıyorlar? Kendine çizelge ve kayıt yap. Şimdi bir bak bakalım etrafında. Cemaattasınız. Cemaatlara söylüyorum. Müslümansınız. Bu sesimi duyduğuna göre Müslümandır, Nurcudur vesaire. Onlara sesleniyorum. Diyorum ki, hele bir bak bakalım. Mutlu insanlar nasıl mutlu olabilmişler? Bak çevrene. Bunlar kimlerdir? Bunlar ne iş yaparlar? Bunlar kendine bir çizelge yap. Ama yaz yani. Ne olur yaz. Sence etrafında mutlu insan, ya içini bilmiyorum, ya seni içini ilgilendirmiyor. İçine bak bakalım bu mutlu adam, mutlu kadın kimdir? Şu, niye mutlu, neyle mutlu, ne iş yapıyor, nasıl bakıyor? Konuşma imkanı varsa konuş bakalım. Neyi öne çıkarmış? Çizelge yap, yani yaz. Ben mutluluğun en belirgin sebeplerinden en müessirini derslere koşmada buldum. Ben kuyuya indim. Bir meşhur bir profesör, psikolog, psikiyatrist dediği gibi, Nurcu. Dedi ki bu dersleri şey yapmışlar ona. Sonra bana mesaj gönderiyordum. Bana dedi ki, telefon şey yaptım. Hasan kardeş dedi, bunları yazabilmen için sen bu kuyudan çıkman gerekiyor dedi. Yani inmen gerek. Evet abi inmişim ben. Bu dersler arkadaşlar durup dururken kitaptan yazılamaz. Yani irsandan yazılamaz. Ancak buna ait bir ihtiyaç hissedeceksin. Bu tür şeylerde sıkıntı çekmiş olman lazım. Ben içimi yarsanız binlerce insan var. Bu insanlara çare üretmem gerekiyor. Yani binlerce Avrupa'dan tut buraya kadar.
Binlerce insan var kuyuda. Merdiven atmam gerekiyor. Dolayısıyla bak şimdi onlara sesleniyorum. Diyorum ki ben en kuyunun dibindeyken ben 1980 küsürlerde çok iyi hatırlıyorum. Allah biliyor ya. Mutaaddit defa Allah'a canımı alması için dua ettim. Ailem sıkıştırıyor dershanede çıkmaya. Nefis sıkıştırıyor. Yani oysa biz dershanede vakıf olacağız. Ailem yani gözükmemiş. Ben vakıflığa bedel verdiğim kadar bir insan tanımıyor. Bu kadar insan biliyorum içimde var. Bu kadar vakıf biliyorum. Herkes kendisine göre tabii ki ben daha fazla çektim diyebilir. Ama ben çok büyük bedel verdiğimi şeyim. Bu sefer bu her türlü işte zehir olduğu, işkence olduğu, içeride kaldığım bodruma koydular, her türlü şey yaptılar. Nasıl çıktım? Size söylüyorum nasıl çıktığımı. Bütün dertlerime bir kitap okuyarak değil. Kur'an okuyarak da değil. Defter yazarak da değil. Nasıl çıktım biliyor musunuz? Ben mutluluğun en belirgin sebeplerinden sorsalar bana nasıl bugün rahatsın? Benim gibi insan bugün yaşamaması lazımdı. Ben mutluluğun en belirgin sebeplerinden en müessirini derslere koşmada buldum. İnsanların mutlu olmalarıyla meşgul olurken haberim olmadan kendimin mutlu olduğumu fark ettim. Derslere giderek, insanlar bir şey anlatarak devletlere koştum. Şehirler arası gittim. Her akşam derse gittim. İnle insanlara ulaşmak istedim. Dershaneler açmak istedim. İnsanların kurtulmasını isterken kendim kurtuldum. İnsanların mutluluğu için uğraşırken mutlu oldum. İnsanların dertlerini çözerken dertlerim çözüldü. İnsanları çözerken çözüldüğümü gördüm. Onun için dururken, oturarak hiç kimseye mutluluk verilmiyor. Hani Allah Resulü demişti ya, şefkat etmeyene şefkat edilmez. Merhamet etmeyene merhamet edilmez sırrı. Koşmayana koşturulmaz. Vermeyene verilmez. Koşacaksınız. İnsanların iyi olmasını, kuyudan çıkmasını uğraşacaksın. Oysa sen kuyudan çıkıyorsun. Ustadımızın cümlesi, hizmetin kendisi bana ücret gösterildi. Ücret bana hizmet demiş diyor. Yani derslere koşturmak, kitap okumak, Kur'an okumak bir şey almak için değil. İman etmek bir şey almak için değil. Kitap okumak, Kur'an okumak kendisi neticedir, ücrettir. Ücretin kendisi hizmettir. Hatırladınız mı cümle Risale'de? Mutluluk ücrettir. O ücret de insanların mutluluğuyla uğraşırken veriliyor. Otururken kitap okuyarak, okuyup kapattım. Okudum. Hadi. Mutlu olayım. Abi dediğin gibi biz bu Kur'an okuyor. Kitabı da okuyor. Ondan sonra gar 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 gar. Hadi bakalım mutlu olayım şimdi. Öyle bir şey yok. Uygula onu. Buğdayları al, git tarlaya ek. Derse koşturacaksın. İnsanların dertleriyle meşgul olacaksın. Kabuğundan çıkacaksın. Ama abi böyle değil. Ben böyle gördüm hayatımda. İster işine yarar, alırsın ister almazsın. Ama niye anlatıyorum? Ben Allah'ımla bir anlaşmam var. Bazılar diyor, niye bunları anlatıyorsun özellerini? Allah'la anlaşmam var. Ya Rabbi bana verdiğin, tespit ettirdiğin, ikram ettiğin nimetlerini bana çoğalt, ver, ben de senin kullarına vereceğim. Böyle bir anlaşma. Sen istediğin ne istediğin deme, ben diyeceğim zaten. Ben mutluluğun en belirgin sebeplerinden en müessirini derslere koşmada buldum. İnsanların mutlu olmalarıyla meşgul olurken haberim olmadan kendimin mutlu olduğumu elde ettim. Ya ben şahit olduğum şey bu. Hani biraz önce anlattım ya, insanlar nasıl mutlu oluyor bir yaz. Beni yazıyorsan, beni mutlu görmek istiyorsan, Hasan abi bunları anlatıyor. Ya nasıl böyle bu kadar insanlarla, bu kadar dertlerle, bak 80'in insanıyım. 1979'dan beri bu şeyden içildiğim hizmetin. Yani işkencesini de gördüm bu davanın. İşkencesini gördüm.
tehdidini gördüm, hapisini gördüm, sorgulamayı gördüm. İçeride dershanedeki ihanetleri gördüm, haseti gördüm, gıybeti gördüm. Her türlü melaneti gördüm kendimce. Her şeyi gördüm. Peki nasıl rahatım? Bundan. Merhamet etmeyene merhamet edilmez sırrını hizmette gördüm. Yeni yeni ve değişik memleketlere dostlar edindim. Onlar kendimin farklı taraflarını görmeme vesile ve malzeme oldular. Ben değişik memleketler, değişik şehirler, değişik dershanelere, değişik insanlarla meşgul oldum. Meğer ben onların dertlerini giderirken, ihtiyaçlarını getirirken, Allah'ların ismi tanıttırırken, ahiretle tanıştırmak isterken, peygamberle tanıştırmak isterken meğer o insanlar bana aynı oldu. Benim farklı yönlerimi görmeme vesile oldular onlar. Yani yeni yeni değişik memlekette dostlar edindim. Onlar kendimin farklı taraflarını görmeme vesile ve malzeme oldular. Hayat faaliyetle vücut bulur. Hareketsizlikle var olan hayat Adem'e hiçliğe, her şeyi yok etmeye yakındır. Vücut istiyorsan vücutta kal. Lemalar 9. Ya bir de okuyayım. Yeni yeni ve değişik memleketlerde dostlar edindim. Onlar kendimin farklı taraflarını görmeme vesile ve malzeme oldular. Hayat faaliyetle vücut bulur. Hareketsizlikle var olan hayat Adem'e hiçliğe yakın olur ve var olan hayatı yoka götürür Adem. Hareketsizlik. Vücut istiyorsan vücutta kal. İnsanlar sıkıntılarını atlatmışlar. İnsanlar sıkıntılarını atlatmışlar fakat acaba tekrar eder mi endişesiyle maziye devamlı bağımlılık yaşamışlar. Maziyi devamlı düşünce, mazi hale ve geleceğe taşıdık. Konuyu değiştirdik, her cümle değiştiriyor. İnsanlar dertlerini aşmışlar. Hakikaten yok. Nasıl oluyor biliyor musun? Bana bakın elime. Allah Allah. Hayret, hiçbir şeyim yok ya. İyi olmamam lazım. Niye derdim yok? Bir. Veya acaba abi telefon ediyor. Abi çok iyiyim, tamam abi. Ama abi tekrar nükseder. Hep böyle acaba geçmiş gene olur mu? Kriz olur mu gene? Neyle meşgul olmuşlar? Geçmişle meşgul olmuşlar. Geçmişi hortlatmışlar. Geçmiş zamanın hortlatlarıdır diyor ustad. Geçmiş zamanın hortlakları çok da acayiptir diyor. Kapat istersen sonra açarsın. Bakalım. Farkındaysanız her bir paragrafta nerede hata yapıyorum mı cevap arıyoruz. Hep değişik. Aynı yolda yürümüyorum. Gene değiştiriyorum. Hayatının içine anlamsızları koyma, meşgul olma. Olumsuz şeylerle meşgul olma, merak etme, bu tiplerden uzak durmayı hayat öğretti bana, ben. Mesela geliyorum yanına, nazir falan, ya biliyor musun falan, Üsküdar'da şöyle olmuş, Fatih'te böyle olmuş, abiler böyle demiş, ya duydum ya Allah Allah, ama ya, Topkapı'da şöyle oldu, Suffa'da şöyle oldu, böyle tipler var ya. Yani sanki hastalık üreten bir makine ya. Tip. Bunları karantinaya alacaksın. Yanaşma arkadaş. Veya gidiyorsun yanına, alay ediyor. Gidiyorsun, ziyaret ediyorsun. Abidir, kardeştir dersen değil mi? Tiplerden bazı, çok az tipler var bunlar. Psikolojik kardeşim. Doktorluğa soyunmuşsun, nurculuğu bırakmışsın artık. Diğerlerde mi tutup? Bilmem böyle. Tip yani. Oysa ruhsal tedavi Risale'nin kendisidir. Bilmiyor ki. Kendisi hasta. Ne yaptım? Yazdım. Ne yazdım? Bunları görünce şöyle bir şey yazdım.
Hayatının içine anlamsızları koyma. Koyma adamı buraya. Aleminde çıkar. Delete. Seç. Si. Tamam. Almanca löschen mi diyor? Yeni yeni geldiğim için. Löschen ne diyor bu? Tak, sil. At. Delete. Yani bunlar hep hayatımdan çıkan malzemelerdir. Bir kitaptan olmaz bunlar. Yaşadığım şeyleri yazıyor. İşinize geliyorsa alırsınız diyor. Bak, hayatınızın içine anlamsızları koyma, meşgul olma. Olumsuz şeylerle meşgul olma, merak etme. Bu tiplerden uzak durmaya hayat öğretti bana. Uzak dur. Güçsüz yönlerinle meşgul olma. Güçlü yönlerinin çapını genişlet. Mesela şunu yapma. Kadınlarda daha çok oluyor. Şimdi yeni geldim ya Almanya'dan. Görüştüm işte telefonlarla vesaire bir vesileyle görüştüm. İnsanlar bana naklettikleri %90 şu. Hayalle bir şey kuruyor. Mesela hayal kuruyor. Gidiyor, hayalen gidiyor. Oo, araba bir bebeği ezmiş. Oo, bebek çırpınıyor. Kedi ezmiş araba. Yok ha öyle bir şey hayal. Oo bebeği. Peki. Aklın şöyle bir özelliği var. Hayal kurduğun zaman veya bizzat kendisini gördüğün zaman aynı kabul eder. Hayalle kursanız, hayal kursanız akıl onu aynı zanneder. Ona göre vücut çalışıyor. Realitede gözünle de görsen aynı böyle. Peki, olumsuzlukları böyle senaryoları çiziyorlar. Ondan sonra akşama bunun böyle olmadığını, hayal olduğunu, ben kurguladığımı diye ömrü bitiyor kadının. Daha önce hep söyledim ya size, ben daha önce söyleyeyim. Eve kapanmış bir odada babası arıyor beni. Kölümden arıyor. Annesi babası alıyorlar. Kız eve odaya kapatmış. Neymiş? Bak şimdi. Sebebi uzatmayacağım. Sebebi. Devamını ver bakalım. Ver bakalım. Ver çocuğa kızını. Ya neyin var dedim ben. Ya dedi bir kere bir hayal kurdum. Ondan sonra o hayalden kurtulamıyorum. Onu artık beyin doğru kabul ediyor. Ne kadar karşısına yeni hayal kursam bile kurgulamıyorum. Neymiş? Evleniyorum. Hayal ha. Evleniyorum. Çocuğum oluyor. Çocuk yatak odada değil, öteki odada. Çocuk odasına çocuk. Çocuk orada ne yaparken o kadar bağımlıyız, o kadar seviyoruz ki babasıyla acayip. Gece birkaç defa kalkıp seviyoruz. Uyumasını bile özlüyorum. Niye uyanmadı? İyi, tamam güzel. Fakat çocuk bir hareket yaptı, bilmem ne yaptı. Battaniye ağzına tıkadı. Ve battaniye ile çocuk boğuldu ve öldü. Ve bugün cenazeyi götürdük, gömdük. Ve evdeyim. Şu anda çocuğum yok. Niye? Çocuğum battaniye ile öldü. Gerçek gibi anlattı. Ya yok abi. Daha bekar. Evlenmemiş yani. Ne yapalım abi dedim babası. Bunu Bakırköy'e götüreceksin kardeşim. Yasin oku çocuğum. Yasin okuyacaksın ya. Mezarına git dedim çocuğun da Yasin okuyun dedim. Yok ki abi dedi. Yok da Allah Allah. Güçsüz yönlerinle meşgul olma. Güçlü yönlerinin çapını genişlet. Sakın kul hakkına girme. Lanetlenme. Beddua alma. Kimsenin ağını alma. Bu da başka. Güçlü yönünü tespit et. Ona yapış. Senin merdivenin o. Yılan, denize düşen yılan sarılır ne? Güçlü yönüne sarıl, o. Ben mesela saham bu Risale-i Nur'da. Ebcedçiler var nurculuk içinde. Ecepçiler var, ebced. Ebced yapıyorlar. Mesela ustadın kahramanlık yönlerini çıkaran, Nikola Nikoviç'e kalkmayan, bu sarık ancak bu kelleyle gider, kalkar falan. Ustadın bu tarafları var bir sürü. Kimisi esmacı. Külliyatta. Kimisi maddi hayatçı, kimisi hissiyatçı. Yani hissi, ömrüm böyle vermiş. Nadir abi hayatçı. Benim işim kalp. Melekut, enfusiyar. Benim işim bu. O konuda çabuk. Başka bir şeye el atmıyor. Her şeye el atmak, her şeyi bırakmaktır. Niye bunu söyledim? Benim merdivenim bu. Güçlü yönümü tespit ettim, ona yapıştım. O benim merdivenim oldu. Kuyudan çıkmaya. Yani külliyatın her konuda ihtisas olma. Olmaz. Olamaz. Bediüzzaman'dır o.
ben bir tanesini meslek... Hatta inşallah böyle bir planım var. Yeni yeni gündeme getiriyorlar elhamdülillah. Konferanslarda. Ankara'da var Risale Enstitü mü ne? Çağırdı beni. Orada işte demek ki dinliyorlarmış bu dersleri ki. Orada da gündeme getirdiler. Bunu çok gündeme getiriyorum. Külliyatı 5 defa okuyan en az. 3 defa, 5 defa. Böyle bir planım var. O kişilerden devşirme yapmak istiyorum. En fazla, en böyle. İlk dönemde 5 kişi. Bana 5 kişi lazım. 5 defa külliyatı bitiren bu insanı, bu delikanlıyı ihtisas yapacağım. Nedir o? 5 defayı bitirdin mi? Külliyatta ne var ne yok. Bildim. Şimdi senin hissiyatın ne? Yani merakın, kabiliyetin ne? Ene. Artık ömür billah ene ile uğraşacaksın. Senin ene de dersi 30. sözdeki ene bahsi her kelimenin toplamasını yapacaksın. İfrat, tefrit vasatını, dimadaki, kalpteki fiilleti karşılığını. Bütün her şey. Ben nasıl haletle uğraştım? Halet kelimesi. Şimdi suretle uğraşıyorum. Cismaniyetle uğraşıyorum. Ene Risalesi'nde her geçen kelimeyi toplama yapacaksın. İstisnasız. Sen kim? Kader yapacaksın. Sen? İnsan. Sen Nadir abi gibi hayat. Sen? Enaniyet. Enaniyet iki tanedir. Enaniyet gurur kibir manasına. Enaniyet. Harita, ruzname, takvim, çekirdek vesaire. Yani bir konuda ihtisas olacaksın. Ne yapacağım biliyor musun? Onları da şeye koymayacağım. İstanbul'a koymayacağım. Bütün Türkiye'yi nurlandıracağım. 5 kişi. Tamam mı? Alıyorum bana elime bakın. Koyacağım bir tanesini. Tevhidçi Kars'a koydum. Haşirci, haşirde uzman. Siirtillo'ya koydum. Ondan sonra hissiyatı Antalya'ya koydum. Ene'yi Çanakkale'ye koydum. Hayatçıyı Tekirdağ Edirne'ye koydum. Tamam. Enaniyeti Kastamonu Sinop'a koydum. Aklı Ankara'ya koydum. Kalbi İstanbul'a koydum. Kaç kişi oldu? 15 kişi. Yok canım ne 15 kişi? Kars. Bilerek söylüyorum. Kars, uç yani. Ezberden, kafadan atmıyorum. En uç haritada. Kars. Dikkat ederseniz. Kars, uç. Siirt. Antalya. Çanakkale. Edirne, Tekirdağ. Ankara. İstanbul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 tane daha oldu. Yani 10 tane şey yapsa. 7 tane yetti. Buraya koyacağım. Şimdi adam nerede? Kayseri'de. Konya'da. Merak ediyor delikanlı. O ben Ene'yi merak ediyorum. Ene neredeydi? Hangi şehirdeydi uzmanı? Ene diyelim. Kars'ta mıydı? Ene Kars'taydı. Kars'a gidecek. O uzmana bir bina yaptım. Tepesine kendisini koydum. Ortanca kata erkekleri koydum. Alt kata hanımları koydum. Büyük bir şey, yatılı, görsel, yansıtmalı, müzakere yapıyorlar. Her gün yansıtma, kadınlara da yansıtılıyor. Yansıtmalı, uzman. Artık böbreğin ağrıyor, böbrekçiye gideceksin, ortopediciye gitmeyeceksin. Gözün ağrıyor, kulakçıya gitmeyeceksin. Risale-i Nur, böyle şey içerisine ihtisas. Şimdi dua günü geçer abi. Artık mesela kaderi, ilk her kafadan ses çıkmayacak. Kader nerede diyelim? Sinop'ta. Git. Orada işte onun uzmanı orada. Eğitimini orada alacaksın. Bir kere ilk kurduk mu bunu? Ondan sonra artık demeye gerek yok. Herkes Türkiye'de bu duyulacak. Ha nereye gideyim ya? Fıtratına herkes bakar. Ene Kars'a git kardeşim. Haşir, Tillo'ya git. Tamam. Oraya gideceksin. Enfusi, ha kademenin sahibi, gayb yani, şecer-i hilkat, harita, enfus, melekut, işim benim. Yani benim o konuda benim şeyim. Ben de İstanbul'da duruyorum. Veya herhangi bir yer, şehir seçeceğim. Öyle istediği gibi olmayacak oradaki o uzmanın. Onları Türkiye'nin her yerine nurlandıracağız. Bir sat, Türkiye komple bir medrese olacak. Komple nurlanacak böyle, ihtisas. Böyle bir hedefim var. Ve varacağım da yani inşallah.
Allah nasip edecek bana. Çünkü çok istiyorum, isteyeyim. Olacak bu. Şu anda 2-3 tanesi var bende. Onu yapacağım. Fakat başka taraflarında şey var, onları rendişe edebilirsem. Peki, devam ediyorum. Güçlü yönünü tespit et, ona yapış. Senin merdivenin o. Bu yönüne göre yaşamaya çalış. Zayıf yönüne göre yaşama. Zayıf yönlerinle meşgul olma. Bundan nasıl kurtulacağım deme. Ben bu güzel özelliğimin daha nasıl ileriye götürürüm düşün. Kesinlikle ve kesinlikle. Ben bu konuda hastayım. Bak, bu konuda hastayım. Bu zayıf yön. Ben bundan nasıl kurtulacağım? Ben ne yapmam lazım? Hayır, böyle deme. Burada kurtulmaya gerek yok. İyi yönüne odaklan. Aklınızı bir yere alacağım sorunu. Aklınız bu olumsuza odaklanırsan bütün varlığın o olur. Sanki insandaki o zayıf noktamıza yönlendiren tarafımız neresidir? Tabii. Nefis yapıyor. Devamlı iş şeytan bak, sen olsun. Sen olsun. Kurtulamazsın. Sen yok canım. İbri hep oraya çalışıyor. Ondan mesela bu asırda bir bela sarmış. Nurculara da kısmen girmiş ama Allah'ım da olsun. Derslerle önünü aldık kısmen. Hissi, nefsi, cisim galebe etmiş bu asırda. Kan grubuna göre beslenme, bilmem ne grubuna göre diyetmiş, sularla, taşlarla böyle zalimler insanları meşgul ediyorlar. Ya kardeşim, ruhu unuttular. Ya ruhu güçlendirmeyi değil, göbek nasıl gider? Bilmem neyin kilonu nasıl verir? Bunlarla ne meşgul oluyorsun kardeşim? Doğruyor mu meşgul oluyorsun? Yok, taşlarla tedavi. Haşir dersiyle tedavi niye edemiyorsun da taşlarla tedavi ediyorsun? He? Efendim diyetmiş. Biz zaten diyetteyiz kardeş doğuştan. Kim çizdi bizim diyetimizi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti senesi diyet değil mi? Başka diyet mi arıyorsun? Ne biçim adamsın sen ya? Niye oyalıyorsun bu insanları? Ben bunu Müslümana diyorum. Ne yaptı diyor, Emirdan da söylüyor. Zihinler, akıllar tamamen bedene odaklandı. Hissi, nefsi, cisim galebe etti. Ruhu susturdu. Ruh unutuldu. Ruh ne istiyormuş? Ruh nasıl yüceltecekmişiz? Arkadaşlar zaten bütün sıkıntılar ruhu bedene gömmekten kaynaklanıyor. Böyle bedeni esas alırsanız bedeni öne çıkarırsınız, ruh yok olur. O zaman beden kalınlaştıkça ruh inceleşir diyor. Öyle değil mi? Hissi, nefsi, cisim galebe eder diyor. Kendiyle meşgul olur. Artık işi gücü aklı hep beden. Yok şuram kilo. Yok ben onu. Hala orada mısın kardeşim ya? Rüştü abiye demiştim. Hiç unutmuyorum. Bir çaktı. Ondan sonra bunları ders yapmama vesile oldu. Rüştü abi dedim ya. Zayıfladın galiba abi dedim ya. Hala orada mısın dedi. Hala cesette misin dedi. Fesubhanallah. Sanki 200'de gidiyordum. Durağına bir çarptım. Beni çok etkiledi bu ders ya. Kilo aldın. Ya kankacığım kilo aldın. Hala orada mısın? Ne yapacaksın? Sünnet-i seni yaşayacaksın. Yapıyorsun güya işi. Yemiyorsun bilmem ne yapmıyorsun öyle. Ondan sonra bir akıyorsun. Ya bütün akıl yememem lazım. Mantar yemem lazım. Zeytinyağı oradan al. Olmaz. Kırıkkanına gelecek zeytinyağı. Oradan olmaz. Ya kardeşim Allah'ını seversin ya. Sen bunu kafayı ona vereceğini miraca versen ya. Ruha versen ruha. Çıkart ruhu dışarıya ya. Bende mi manyaklık var? Yoksa bu insanlar mı oynattı? Bunu da, bu diyetle vesaire meşgul olanlar da işi bilenler ha. İşi bilenler yapıyor, bu insanları gaflete sokuyor. Ne meşgul? Bak ne yapıyor? En bariz zararlarından bir tanesini vereyim. Diyetle meşgul oldu mu? Ben burada mı yaşıyorum? Burada mıyız arkadaşlar? Grup muyuz? Cemaat mıyız? Ne yaptı biliyor musun? Diyet meselesi. Beni cemaattan soyutladı. Odama çekildim. Tencerem ayrı. Tüpüm ayrı, tavam ayrı, yağım ayrı, yemeğim ayrı, her şey ayrı. Kendim ayrı pişiriyorum. Beraberken ayrılıştık. Ne oldu? Allah belanı veriyor. O zaman psikolojim bozuluyor. Allah'ın rahmeti cemaat üzerindedir. Sofradadır, sohbettedir. Sen Allame-i Cihan olsan tek başına ne olabilirsin? Allah Resulü diyor ki ya sohbet ilim, cennet bahçelerinin bir bahçedir. İlim meclislerinden gidince otlayın diyor. Cennet bahçeleridir diyor. Cennet bahçeden uğrayınca istifade. Cennet bahçesi neresidir ya Resulallah? İlim elcisi. Ben cemaatta yemek yemiyorum ya. Oysa Allah'ın rahmeti orada tecelli ediyor ya.
Mesuliyet bile olmuyor yani. Cemaat da yediğin için. Ya orada işte latife yapıyorsun, konuşuyorsun, müzakere yapıyorsun. O kardeş sana bir şey soruyor. Hasan abi bu. Bu nasıldır? Mesela Almanya'da öyleydi. Abi bu ben böyle okumuştum. Tam bir acayip bir ahenk oluyor. Ama tek başına yiyorsun odanda. Bak bana bakın. Yemek ve ben. Onu düşünüyorum, kendim düşünün. Oysa ben aşağıda. Ha neydi sen ne sordun? Sen ne diyordun falan. He falan. O şöyle. Bak bir ahenk oluyor. Bak beladan bir tanesi. Diyet dediğin şey seni cemaattan ayrıştıran bir şey. Diyet değildir. Kuyudur. Niye anlamıyorsun? Merdivendir sana. Dibe götürüyor seni. Her şey alt alta geldi. O zaman kuyuya ineceksin. Her şey üst üste geldiyse o zaman yukarıya çıkacaksın. Bir kere niye anlamıyorsun? Seni soyutladı cemaattan. Koparttı seni. Ailede yapalım. Evladınla, kızınla, karınla, kocanla yiyemiyorsun. Tek yiyorsun. Peki abi diyet yapmayacak mıyız? Hastalık var, kilo var. Sünnet-i seniye uy kardeşim. Langur lungur yaşama. Kuralına sen uy. Sünnet-i seniye kural sistemidir. Bir ay uğraşıyorsun, iki günde alıyorsun. Öyle değil mi? Mustafa anlatıyor ya bizim kardeş. Abi diyor, Allah aşkına bunu yaptım ya bu dersi. Abi ya yerden göğe kadar haklısın abi, bana mı hitap ediyorsun dedi. Mustafa'ya bize bak. 6 ay uğraştım diyor kilo için, tamam. Abi aldım, verdim 6 kilomu, 10 kilomu ne verdim. Abi inan dedi ya, 3 gün geçmedi aynı kiloyu aldım dedi. Sonra ne zaman senin şey yaptın, aman ha şey yaptım. Bana, hayatım zehre döndü diyor, yeme yapma, oraya gitme. Şimdi dedi, sünnete uyuyorum. Nedir o? Kahvaltımı yaparım. Daha ağzımı atıştırmam. Adam gibi ye. Allah Resulü'ne 3'e ayır mideni. Yemek doldur 1/3. 1/3'ü de hava ve 1/3 su değil. Yemen ortasından su ye ki fazla şey yapmasın. Su içini de iç. Ayaklarını dik, sağ ayağını dik. Sıkıştırsın şeyi, mideyi. Sıkıştırıyor. Ondan sonra tatlıyı önce ye. Tatlıyı sonra yiyorsun. Bir kere yemekten sonra tatlı yemek, tatlı şey yemeği bozar, ekşitir midede. Hiçbir pek karı alamazsın. Tıbb-ı Nebevi'de de yazar. İlk önce Peygamber Aleyhisselam hurma yerdi. Öyle mi? İlk önce tatlı yerdi. Sonra diğerleniyorsun. Ha meyve var. İlk önce o meyve bir şey yapabilir. Tatlı onu bozar. İlk önce meyveyi ye. Tatlı ye. Sonra yemeğe geç. Yemeğe geç kardeşim. Bir sonraya bıraktık. Hatta cinayete bak. Şu cinayete bak. Yemeği yiyor. 15-20 dakika sonra, yarım saat sonra oturuyorlar. Ne var ne yok. Sohbet ediyor. Masalar geliyor. Çaylar ve tatlılar geliyor. Oysa ne kadar geçti yemekle çay fastı baklava dönemi? Yarım saat. Oysa yemekte yedin bitti. Kilitlendi. Artık beyin hesabını yaptı. Pepsin özel, sülfürik asitler. Hepsini yaptı. Sen yarım saat sonra o adam başladı çalışmaya. Seni mi bekliyor o? Başladı. Kimyasını ona göre yaptı, asitini ona göre getirdi, sindirimini ona göre başladı. Adam çalışıyor, aşağıdan ustalar çalışıyor. Yukarıdan aşağı hop yeni bir malzeme. Hayda, yeniden bir sistem kuruyor şimdi. Hah, kilo bu. Ha, önceki başladı ne olacakmış biliyor musunuz? Hiç onunla şey yapmadan doğru depoya gönderiliyor. Yeni gönderdiklerine meşgul diğerini bırakıyor. Onlar kalıyor. Yedin mi? Daha 4-5 saat geçmeden yemeyeceksin. Yedin mi? 2 saat geçmeden içmeyeceksin. Yemeği içmeyeceksin kardeşim. İçeceksen yemeğin içinde iç çayını. Kopmayacak yani. Fasıla kesilmeyecek. Daha yemek yemeyi bilmiyoruz. O bile gavurdan aldık. Abi ya tatlı soru olur ya. Bu nereden çıktı diyor. Tipi tipten çıktı kardeşim. Sizin bu yemekten sonra gavurlardan geldi bize. Tatlı yemeği. Bak Fransa'ya gavur ha. Bak Osmanlı gene oraya bırak. Tesir almış demek ki. Arap. Kuzey Afrika'dan almış. İlk önce lokantaya gidin. Fransa'da veya evde. İlk önce salata yeniliyor. İlk önce salata yenir. Almanlara bak ilk önce meyve yiyor. Bizden gitmiş. Biz sonra yiyormuşuz. Arkadaş yemeği, yemeğin üzerine meyve yersen, tatlı yersen yemeği aşağıda bozar hiçbir faydası yok. Neyse. Bak, sen hala diyet yap. Sakın sakın başkasının davranışları senin doğru adım atmalarına mani olmasın ve müsaade etme. Yani
Sen böyle yaparsan ben de sana şöyle yaparım deme. Sen sana yakışanı ve mantıklı olanı ve de çıkışı göstereni yap. Sen bana bak şimdi, köleliğe bak. Böyle mi yaptın bana Murat? Ben de sana böyle yaparım. Sen böyle mi dedin bana? Ben de sana böyle diyorum. Peki ben böyle yapmamı kim istemiş oldu? Sen. Çünkü sen bana böyle yaparsan ben de böyle sana yaparım demek sana köle olduğumu gösteriyor. Çünkü öyle yapmak zorunda hissediyorum. Bu köle ruhlu insanların özelliğidir. Sen sana yakışanı yapacaksın. Bak bir de söylüyorum, hür müyüm? Sen bana böyle mi yaptın? Ben de sana böyle yapıyorum. Peki benim hareketimi kim yönlendirdi, öyle yapmamı istedi? Senin davranışın. O zaman senin isteğine göre yaşıyorum ben. Haset de budur. Gıybet de budur. İftira da budur. Başka konuyu değiştiriyorum. Elindekilerin kıymetini bil. Onlar sana kafi değilmiş gibi yeni yeni taleplerde bulunma. Yoksa hayatın akışına zararın olur. Tamam. Hep böyle yok. 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 Var olanı gör. Bak mendil var. Telefon var. Kalem var. Niye vara odaklanmıyoruz? O yok. E bu var. Arabam yok. Ayağım var. Allah Allah ya. Abi villam yok. Oksijeni rahat alabiliyor musun kardeşim akciğer? Astım hasta mısınız? Astım hasta mısın? Yok. Oksijeni alıyor musun? Oh, villaya mı benziyor? Allah'ını seversen ya, nefes almanın ne demek olduğunu villada oturan astım hastalarına sorun. Ormanlarda ev kiralıyorlar, tahtadan ev. Ciğerlerimize orman şeyi gelsin diye. Şimdi böyle bir şey var mı sizde? Hep yok olda odaklandık. Var olanda mutlu olmayı beceremedik. Zannediyor ki jip alırsak jipin içine mutlu olacağım. O daireyi alırsam onun için. Yani o kızı alırsam, o erkeği alırsam mutlu olacağım. Hiçbir şey olmayacağın yok. Mutluluk karşıda ama dahildedir. Mutluluk yoktur dışarıda. Mutluluk dahile dönmek nedir? Hariçte mutluluk yoktur. Mutluluk karşıda yoktur. Dahildedir. Kendini keşfetmektedir. Kendini yaşamaktadır. Başkasını değil. Başkasına bakarak büyüklerini, sakalını, elbiseni, tesettürünü, bilmem nesini yapıyorsun. Sen başkasını yaşıyorsun. Kendini keşfet. Kendin olmadan korkma. Bir daha söylüyorum. Bu ne olur? Bana bakın, bir daha söylüyorum. Kendin olmaktan korkma, ne olur. Niye başkası öyle olayım, onun gibi olayım diyorsun. Sen o. Ben buyum. Niye kendin olmaktan, kendini yaşamaktan korkuyorsun? Başka? Hani hadisi bil mana? Hadis desem metni aynı söylemem lazım. Metni aynı tam yapamadığım için hadisi bil mana şu. Seni tercih edeni tercih et. Sırrını anlamaya çalış. Seni tercih edenleri tercih edersen kendini sıkıntıya sokmamış olursun. Ona ait bir misal vereyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Enes diye bir tane kölesi vardı, çocuk. Radiyallahu anh. Çocuk. Bunu Hristiyanlar mı ne yapmış? Bir aileden çocuk dışarıda oynarken kaçırmışlar, pazara satmışlar. Oradan oraya derken, o zaman insan satılıyordu ya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çarşıda birisi, Ayşe Validemiz birisi kim almış bilmiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hediye etmiş bu çocuğu, köle. Allah Resulü'nün evinde bulunuyor, delikanlı oluyor. Bunun anne, babası ve amcası izi takip ederek çocuğu yerini buluyorlar. Seneler geçmiş, çok sene geçmiş. Allah Resulüne geliyorlar ama çocuk o yanında değil. Şeye soruyorlar, şehre. Bu çok önemli. Muhammed'i arıyoruz dedi. Ne yapacaksın dediler Mekke'dekiler. Zannettiler ki bu da dışarıdan gelmiş, Müslüman olacak. Hayır. Araştırmış Muhammed kimdir? İlk önce çocuğu alacak ama ilk önce adamı araştırmış, peygamberi. Nasıl bir adam? Peygamberimizi araştırmış. Adamlar Müslüman, bu peygamber olduğunu bilmiyor. Sonra geliyor, peygamberimizin yanına geliyor. Ey Muhammed, ya Muhammed. Bizim çocuk duyduk ki sizde. Aleyhissalatü vesselam.
Onu istiyorlar. Kaç para verdinse biz daha fazlasını sana vereceğiz, alacağız. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, ben dedi insanların parayla alınıp satılmasını ortadan kaldırmak için gönderilen bir peygamberim dedi. Ben dedi parayla verecek çocuğum yok. Ama dedi çağırırım, sizi tercih ederse alıp götürürsünüz. Ne dediler biliyor musun? Senin hakkında duyduğumuz, işittiğimizden daha mükemmel bir insansın ya Muhammed. Şaşırdılar. Hem parayla almayacak, vermeyecek, hem de gayet makul bir yol gösterdi. Çocuğumuzu çağıralım, çocuğunuza söylersiniz, sizi tanır, babasıyım. Sen kimsin demiş, amcasıyım sen, babasıyım, ben de annesiyim demiş. Tamam, çocuğu çağırırız, alıp götürürüz. Öyle parayla alıp satılacak değil dedi. Dedi ki, ya Muhammed seni duyduğumuz gibi de değilmiş. Sen insanların en hayırlısı insansın. Hakikaten işlerinden söylediler ciğerinden. Peki onlara göre nedir? Yani annesi, babası ve amcası varken elin adamını seçer mi? Ama dedi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer sizi seçmeyip beni seçerse ben size vermem. Adamlar ne dedi biliyor musun? Bundan daha güzel bir bize anlaşma olur mu? Kabul dedi. Niye inandılar biliyor musun? Niye kabul dediler? Tahmin edin. Niye kabul dediler? Sırrı yakalayın hadi bakalım. Çünkü çocuk annesini, babasını ve amcasını bırakıp elin adamına gitmez. Ne kadar mükemmel olursa olsun. Peygamberimiz anlaşma yapıyor. Diyor ki, çağıracağız. Annesi babası siz oldunuz. Sizi anlatırsınız. Gelmek isterse alırsınız. Ama gelmezse vermem. Dedi ki, sen ne insanların en hayırlı insanısın. Ne güzel bir anlaşma. Tamam, tabii ki. Niye anlaşmayı kabul ettiler? Çünkü annesi bir tarafta, babası bir tarafta, amcası bir tarafta, bir yerde ben. Gider mi onun yanına? Tamam diyor. Bundan daha güzel bir akit olur mu? Tamam. Çağırıyorlar, geliyor. Oo, sarmaş dolaş, tanıyor. Oğlum beni tanıdı mı, tanımaz mıyım baba dedi. Babasını, annesi, amcası vesaire. Ondan sonra Peygamberimiz demiş ki aleyhissalatü vesselam. Bak bir şey anlatmak için bunları anlatıyorum. Malzeme yapacağım şimdi. Oruç olduğumuz için bazen elimiz ayağımız gidiyor bir yerlere. Dedi ki bunlar seni almak istiyor. Evet oğlum dedi. Oğlum dedi Muhammed dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam. Ya Hazreti Muhammed demiyor. Dedi ki böyle böyle eğer isterse gitsin dedi. Ben senin amcanın babanın anneniz. O sahabe, hayır baba, oğlum baban değil miyim, annen değil miyim, sizden daha hayırlısını buldum. Adamlar şaşırıyor. İşte Allah Resulü şu sözü söyledi onlara, beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmem. Bir daha söylüyorum, beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmem. Bu kuralı uyguluyorum. Beni şeyler arası, devletler arası davet edenlere tercih ediyorum. Kolumu sağlayarak herhangi bir davetsiz bir dershaneye gitmiyorum. Ders yapmaya. Beni tercih edeni tercih ediyorum. Kural işte. Başka kural yapıyorum. Beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmiyorum. Allah bunu bana verdi mi? Bunu tercih etti. Benim kalemim. Benim kalemim. Benim kafam. Beni tercih etti mi bu vücut? Ben bu vücudu hiçbir şeyi tercih etmem. Hiç kimsenin vücuduna tercih etmem. Keşke benim ciğerim öyle olsaydı. Keşke benim güzelliğim onun gibi olsaydı. Keşke benim servetim ona nispeten daha güzel olsaydı. Keşke demem. Niçin demem? Bendekiler beni tercih etmiş. Karaciğerimde. Keşke benim ömrüm şu kadar uzun olsaydı. Keşke kadın olsaydım. Keşke erkek olsaydım. Keşke demem. Niye? Allah vasıtasıyla bu benim var olan maddi ve manevi bütün cihazlarımı, nimetler beni tercih etmiş mi? Ben de mi? Beni tercih edenleri hiçbir şeyi tercih etmem sırrını anlamaya çalış. Seni tercih edenleri tercih edersen kendini sıkıntıya sokmamış olursun. Başka? Talep ettiğin hiçbir şey senden kıymetli değil. Senden kıymetli vacibül vücut ve onun peygamberleri ve varisleridir. Mahlukatın hiçbiri ama hiçbiri
senin ruhunu mutlak memnun edemez. Yani anlıyor musunuz bak? Talep ettiğin hiçbir şey senin senin kadar kıymetli değil. Jip takip talep ediyorsun. Hanım istiyorsun, kız almak istiyorsun. Para istiyorsun, makam istiyorsun, mühendis doktor olmak istiyorsun. Ha? Hiçbirisi seninden kıymetli değil. O zaman kendini heder etmek, kendini yok sayarak onu elde etmeye çalışmak, kendinden daha kıymetli olduğunu zannetmenin Allah'ın belasıdır o sana sıkıntı. Dedim ya her paragraf ayrı. Bir daha okuyorum. Talep ettiğin hiçbir şey ama hiçbir şey senden kıymetli değil. Senden kıymetli vacibül vücut ve peygamberler ve onun alimleri, varisleridir. Sen onlara benzemeye çalış. Mahlukatın hiçbiri senin ruhunu mutlak memnun edemez. O özellikleri yoktur. Hayatın tekrarı yok. Hayatın provası yok. Doğru yaşa, değiştirme şansın yok. Mesela bunu şey için şey yaptım. Adam düğün yapıyor. Abi ya ömrümüzde hayatımızda bir defa evleneceğiz ya. Vur oynasın, çal patlasın yapıyor, tamam mı? Çırıt çıplak karısını çıkarmış, herkese takdim ediyor. Düğünden sonra karısını kapatıyor. Lan benim zaten hafızama koydun. Karını çıplak gördüm ben zaten. Efendim eve yemeğe çaya geliyorum, karısını göstermiyor ya. Mutfakta haramlık selamlık yapıyor. Düğünde çırıp çıplak yapmış. Zaten senin karın benim hafızamda duruyor. Değil böyle tesettürlü haliyle çırıp çıplak duruyor. Bak ne diyor? Gerekçe bak. Bir defa oluyor. Tamam bir defa oluyor ömürde. Telafi etmek şansın yok. Provası da yok. Taklidi de yok. Yedeği de yok. Tekrarı da yok hayatın. Yaptın yaptı. Bitti. O zaman doğru ya. Öyle değil. Bir de utanmadan hiç sıkılmadan o yaptığı rezil kepazelik resimlerini düğün andaki çekilen danslarındaki veya işte o meydanda herkesin içinde o arz-ı endam herkese hoş geldin derken yapılan çekilen resimleri utanmadan sıkılmadan evin her tarafına yapıştırmış. Gelen herkes görüyor. Karısı da mutfaktan çıkmıyor. Karı çırıp çıplak şeyde duruyor. Vitrinde Almanya'da oluyor da bunun içinde Türkiye'de yok. İftara gidiyorsun. Evde vitrin var ya vitrin. Düğün anlarındaki çektikleri fotoğraf. Kadın da bir de tabakla bize çay veya şey getirecek. Gelmiyorum yani ben oraya girmiyorum. Dindarlığına bak. Dindarlığını sevsinler senin. Sabah çıkanla peynin arasına koyarak. Çırıp çıkmaya zaten buradasın. O halin olsan daha iyiydi. Gel bari yanımıza otur onu kaldır. O daha iyi. Bu halin daha iyi. Çırıp çıkmaya zaten burada duruyorsun. Ya arkadaşlar içim yanıyor. Ben evlilere diyorum ki size demiyorum. Evlere diyorum ki bir defa evlendiniz. Ben binler defa evlendim ya. Yani binler defa böyle insanlarla karşılaşıyorum. İşte bunu yazdım. Hayatın tekrarı yok. Provası yok. Doğru yaşa, değiştirme şansın yok. Gündelik hayatında sırf kendini ayırdığın saatin olsun. Gündelik hayatta kendini ayırdığın saatin olsun. Belirle onu. Yani bu benim Kur'an saatim. Bu benim evrat saatim. Bu benim namaz saatim. Bu benim kaylulem. Yani kendine değer ver. Bu daha çok vakıf olanlarda değil de içtimaiyattakilere söylüyor. Hizmetin ücreti olduğunu, bak hizmetin kendisinin ücret olduğunu unutma, bunu size söylüyorum. Bol bol sadaka ver. Yani hayatın sadakası. İnsanları layık olanı, ihtiyaçlarını gidermeye çalış. Mesela hizmetin kendisi ücret olduğunu, hizmetle ücret beklemeyin. Hizmet kendisi ücrettir. Bu ücrettir. Şu anda cennetin içindeyseniz Allah Resulü ilim meclisleri cennet bahçeleridir diyor. Şu sohbet ilim meclisidir. Peki bu rahatlıkla rahatlık istenir mi daha? Ücret almışız. Tamam Allah verir başka. Ben ne diyorum? Diyorum ki bu sırrı yakalayarak. Ben Kur'an'ı sebap diye okumuyorum. Allah verir vermez. O ona ait. Ben kendimi motive etmek, pozitif enerji yüklenmek için okuyorum. Ve öyle de oluyor. Zevk alıyor. Ben zevk alıyorum. Eğer o zevk olmazsa ben Kur'an okumazdım. Allah da biliyor. Ha ama sebap yazar onu bilemem. Peki niye lezzet oluyor? Kur'an kendisiyle anlaşmışız. Sen beni bırakmasan dedi bana. Ben de seni bırakmayacağım dedi. Ha bırakmayız. O zaman
hizmetin ücret olduğunu unutma. Bol bol sadaka ver. Eğer dışarıdayken mesela maddi imkanlar varsa sadaka versin. En büyük sadaka dini anlatmaktır. Güzel yaşamaktır. İnsanları layık olanların ihtiyaçlarını gidermeye çalış. Zenginlere söylüyorum. İmkanları olanlara söylüyorum. Bir hurma dahi olsa Allah Resulü'nün insanların ihtiyacını giderin. Uyanık olun. Bir insana oruç açtırın. Bir hurmayla açtır. Çaktırmadan yemeği sonra vermesin de olur. Hurmadan açtır. Çünkü o açtırdığın anda neyle? İle çok yemek ver falan demiyor. Bütün o gün çektiği sıkıntı orucun sebebini bir tamamıya sana geliyor. Ama ondan eksilmiyor. Hayat hayat anlamsız olursa ruh sıkılır. Bir de söylüyorum. Hayat anlamsız olursa ruh sıkılır. Kimler sıkılmaz bu dünyada biliyor musun? Hayatını anlamlandıran, niçin yaşadığının farkında olan. Niçin yaşıyorum? Buna cevabı olan sıkılmaz. Çünkü niçin yaşadığını biliyorsa bu sıkıntılar gayet onlar merdiven olduğunu anlar. Hayatını anlamlandır, niçin yaşadığını fark et. Çoğu insan hangi çorap rengini giydiğini, gömlek hangi gömlek giydiğini bilmiyor. Yaşadığının farkında değil demek için söyledim. Senin beyaz gömlek giydiğini demeyeceğim Osman. Beyaz gömlek giydiğini ben de biliyorum. Değil mi öyle? Ne? Tamam. Hayatındaki bazı insanlar boş sayfa gibi. Bu da lazım. Yani hayatındaki bazı insanlar, hayatımızda bazı insanlar var ya, o bu cemaat, o şu tanıştığımız. Bazı insanlar sanki onlar bizim alemimizde boş sayfa gibi. Eğer boş sayfa olmamış olsaydı nereye yazı yazacaktın? Sana hayatı daha değişik gösterip okutturuyorlar onlar. Yamuk adam, salak affedersin, zındık, kafir, münafık, iyi, kamil, efendi, nurcu, fedai. Fedakar, halis, kahraman, mücahit. Bu tür insanlar hayatımızı inşa etmede malzeme olarak kullanıyoruz. Bunlar hepsi lazım. Firavunsuz olmaz bu dünya. Nemrutsuz İbrahim olur mu? O zaman Nemrut'u kaldır İbrahim denen bir şey yok. Nemrutsuz İbrahim, İbrahim olmaz. Bir adam işte. Firavunsuz Musa. Olur mu öyle bir şey? Deccalsız Bediüzzaman. Olur mu? Olmaz. O zaman hayatımızın değişik noktada malzemeleridir bunlar. Mana alemlerini düşünce asansörleriyle çıkılıyor. Mana alemlerine düşünce asansörleriyle çıkılıyor. Neyle izah edip anlamlandırdığını iyi bilmek lazım. Yani karşına ne koyuyorsun? Konu bitti. Bugünkü dersimiz 4 müydü? İnşallah bir tane daha kaldı. Neydi konumuz? Niye çözemiyorum? Nerede hata yapıyorum? Nerede tıkandım? Buralardan her bir paragraf bir çözüm yoluydu. Bir çıkış yoluydu. Eğer odada göz gözü görmüyorsa, duman varsa camı aç. Duman giderse gitme nispetini gözün açılır. Bu dersler böyleydi. Peki. Vahir davahım. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Temassalavat.